Evet, herkese merhabalar. Bugün Onur, Sena, Şencan çifti bizlerle birlikte kendilerini Eşine Gelirse isimli Twitch kanalından ve aynı zamanda YouTube'dan da Twitch'teki yayınlarını paylaşıyorlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Bugünkü buluşma amacımızsa güzel Rokoko isimli oyunu öğrenmek. Onur bize öğretecek. O yüzden direkt sözü ona iletiyorum efendim. Evet. Şimdi güzel deyince ben Sena'ya baktım öncelikle. Ama oyundan bahsediyormuş İpek. Şimdi Rokoko'yu biliyorsunuz. Rokoko dönemini ufak bir bahsetmek gerekirse 18. yüzyılın sonlarından itibaren biçimselliğin ön planda olduğu Avrupa'da çıkan bir sanat akımı. Zaten Barok döneminden sonra ona karşı, onun keskin çizgilerine karşı olarak ortaya çıkıyor. Ve çok da aydınlanmaya kadar neredeyse devam eden bir akım. Oyunumuzun konuda zaten biraz teması bununla alakalı olduğu için oyuna Rokoko ismi konmasını gayet mantıklı buluyor. Ve tasarımcılarını buradan okuyabilirsiniz. Matthias Kramer, Louise Mayalt and Stefan Bu Maas. bizi ya kardeş Ya amcaoğlu. veya amcaoğlu. Hala, Bizim de hala oldu soyadımız ya. aynı ama amcaoğlu Karı koca değiliz. Karı koca olabilirler. olabilirler. Görebiliyorsunuz oyun Çocuğu da olabilir neyse. Pegasus'tan çıkmış. 2014 yılında birçok adaylı var. Kazanamamış ödülleri çünkü İstanbul ve Concordia gibi oyunlarla beraber girmiş yarışmalara. Bence iki oyundan da daha güzel bu arada. İki oyunda deneme fırsatı bulmuştum. Hiçbirini evde tutmuyorum. Bazılarını ikinci el olarak jelatinsiz şekilde sattım. Ama Rokoko gördüğünüz gibi burada. Hatta 13 Ağustos doğum günüm, bana deluxe almak isteyen varsa Rokoko'nun deluxe'ünde Şimdiden biriktirsinler şimdiden para parasını. biriktirirseniz bakın kanal yardım olur. Bir şey Anca olur. alırsınız Anca zaten. alırsınız. Şöyle oyunda aslında bir deck building de var. Deck building değil de kart kullanımı var. Elimizdeki kartları kullanacağız. Hepimiz standart 5 tane işçiyle başlıyoruz. Herkesin bu 5 tane Aynı mı? işçisi var. Evet. Ve biz bu oyunda o dönemki terziler, yani ünlü bir, aslında terzi demeyelim de, şimdi terzi deyince şu anki anlamıyla terzi düşünülüyor. Balolara kıyafet yapan bir firma gibi bir şey canlandırıyoruz. Yani baloya kıyafet yapan ünlü insanlarız. Ve çok yakında da bir önemli gün olacak, bir parti verilecek. O partiye kıyafetlerimizle katılıp, insanları giydirip, oyun sonunda en prestijli olmaya çalışıyoruz. Balo. Balo, evet, Balo, bir evet. baloya hazırlık yapıyoruz ki bu balo da havai fişekler bile patlayacak deyip Hanabi'ye de bir gönderme yapalım. Şunları görmüşken. İyiymiş. Başta 5 tane işçimiz var. Bunları oyun boyunca kullanacağız. Şöyle olacak. Bu 5 kartla başlayacağız. Diğer oyunların çoğundan farklı olarak istediğimiz üçünü kendimiz seçeceğiz. Yani istediğimiz üçüyle başlayacağız. Bunları oynayıp aksiyonlarını alacağız. Aldıktan sonra da geri kalan ikisini ve bunları karıştırıp bunlardan bir tanesini daha alıp diğer tura 3 kartla devam edeceğiz. Ama ayrıca oyunda buraya az sonra açacağımız yeni işçilerden de alarak dekimizi güçlendirebileceğiz. Ekibimizi arttıracağız. Ekip Evet, sayımızı. ekibimizi yani çalışanlarımızı arttıracağız. Burada 3 farklı tip kart var. Şu anda şuradan göstereyim. Bir çıraklarımız var, bir ustalarımız var, bir de ikisinin arasında kalan bir Gümüş tipleme. yüzükle amcamız. Evet. Yani şöyle en kalitelisini şuradan göreceksiniz. Altın olanlar. Bunların ne iş yapabildikleri hepsini farklı. Yani kartları oynadığımızda şu buralardan görebileceğiniz gibi bakın örneğin hamleleri hızlıca geçelim. Buraya çırak yani gri olan işçilerimiz giremiyormuş. Bu hamleyi yapmak için ben ya altınımı harcayacağım ya da asistanımı harcayacağım. Ama yani şu parlayan gri gibi olan yüksük rengini harcayacağım. Bunlarla girebiliyorum. Şu Evet. iğneli Bu olan, şey evet, onu gümüş seçiyor. çırakla yani Bu en böyle bu tırt bir yüksük. Evet. Evet, öbürü tırt. Şunlar tırt, şu gümüş, bu da Ha. altın Evet, olanlar. aynen böyle bu sıralamayla. Şöyle düzeltelim. Mesela buraya kimle giremediğim belli. Buraya kimle giremediğim belli. Bakın buraya sadece Altın var. altınla girebiliyorum. Çünkü burada yeni Yeni eleman çalışanlar var. alacağım için bunu ustam seçiyor. Yani gidip çırak birbirini seçmiyor doğal olarak. Mantıklı. Buraya bakın böyle bir sınır yok. Yani kendi Herkesle. kumaşlarımızı herkes de alabiliyoruz. Ama bu kumaşları dikerken de çırağı diktirmiyoruz. Ya yardımcımız dikiyor ya da ustalar dikiyor. Hatta bazı kıyafetleri dikmek o kadar zor ki usta dikmek zorunda.
altında belirtilmiş. Aynı zamanda bazı katlarda yerler daha önemli. Yani dekorasyonda orada da girebilmek için yine altında yapmak gerekiyor. Yani ustayla ben normal bir kıyafet dikebilirim. Hı-hı. Ama buraya koyacaksam ustayla girmek zorundayım. Ama ustayla yaparsam diğer boş yerleri de koyabilirim. Okay. Aslında oyunda şunları yapacağız. Hamlelerimizi, oyunun çok güzel özelliklerinden biri, bütün oyunu aslında burası anlatıyor. Yani kendi önümüzdeki renklerimize göre olan board denmez de ne denir buna? Hı-hı. Tile de denmez. Mat. Bilemedim. Yani bilgilendirmeyi yemeyen. Aynen. Player mat gibi bir şey. Ufak player matımız. Hem bizim deckimiz, yani kartlarımız nerede, oynadıktan sonra nereye koyacağımızı gösteriyor. Hem de üstünde hangi hamleyi ne yapabildiğini board'a bakmadan buradan görebiliyoruz. Hı-hı. Ne hamleler var? Bu 6 tanesini size buradan nezik gösterirken ben de açıklayayım. Kraliçenin favor'ı almak. Yani hı-hı, first player'ı almak. First player almak, oyunda hem first player alırsınız hem 5 para alırsınız. Buraya girdiğinizde, yani kartınızı açıp bu hamleyi yaptığınızda, mesela bunu oynadım. Ekstra bir özellik kazanamadım. Çünkü ekstra bir özellik vermedi. Bu kartı aldım. 5 parayı da alırım. Aynı zamanda da sonraki tura ben başlarım. Peki bu 3 puan ne? Son roundda, bu oyun 7 round oynanıyor. Mecburen hep 7 round oynanıyor. Kartlar çünkü ona göre. Son roundda kimin önünde kalırsa. Kimin önünde kalırsa, yani son roundda bunu alırsınız, 3 puan için almış oluyorsunuz aslında. Hı. Yine 5 puanınızı alıyorsunuz. Sağladım. İkinci hamlemize gelelim. Kumaş. Kumaş almak. Kumaş almakta üstte gördüğünüz gibi ilk kumaş alırken daha çok para ödersiniz. Yani şöyle, ilk kumaşı alan 4 tane kumaş olduğu için kaç ödüyormuş? Tanesine. 2, 2, 1, 0. 3 tane varken 2, 2 tane varken o hamle yapan 1 ödüyor kumaş almak için. Buradayken sıfır ödüyorsunuz. Yani evet, az seçeneğiniz kaldıysa oyun daha size ucuza. Oyunlarda genelde başta almak bazen karlı olur. Yani ilk almak karlı olur. Bunda ilk istediğini seçtiğin için sona kalanları ucuza alabiliyorsun. Mantıklı. Devam edelim. Bu kumaşları aldık. Kumaşları aldıktan sonra niçin aldık? Herhalde böyle biriktirmeyeceğiz. Amacımız koleksiyonluk değil. Dikebiliriz. Diktikten sonra da iki tane şey yapabiliriz. Önce dikmeye geçelim. Şöyle. Dikiş aşağısı mı? Bakın aşağıda bu parayı veriyoruz. Okay. Ve çırağımız hariç, yani ya asistanımızda ya ustamızda dikiş işlemini yapıyoruz. Ne istiyor? Sadece bakın bu kumaşları değil, bir de tabii malzeme istiyor. İplik ve dantel isteyebiliyor. Onu da tekrar şuradan anlatalım. Beyaz olan dantel. Benim en iyi bildiğim oyundaki şey dantel. Hep ismini karıştırdığım için. Bu da iplik. Şimdi bakın kumaş türlerinin hepsinde iki tane kırmızı kumaş ya da bir tane alabilirsin gibi. Dantel alabilirsin gibi, yine unuttum. Dantel alabilirsin gibi bir durum var. Beyaz hep böyle beyaz iplik diye isim geliyor. Evet. Burada da bakın iki tane dantel alma şansım var. Eğer, ya da yani çizgi. Ya da. Evet, ya da. Alttaki çizgi ya da. Kumaşı neyle track ediyoruz? Alıyoruz direkt. Kumaşlarımız, hayır söyle. Kumaşları kumaşlar böyle kalıyor. Ha. Başta seçimimizi yapıyoruz. Almaya kadar dantele karar verirsen atıyorsun. Okay, tamam. Kumaşın kumaş oluyorsun. Yok yani öyle kumaş. Evet. Ve tam da güzel bir soru sordun. Koyarken, satarken de bölmek yok. Yani ben şunu aldım diyelim. Hı-hı. Atıyorum. Ve bu elbise yapmak istiyorum. Kolay gözükür. Aldığın parçayı şurada görelim. Şurada görelim. Bunu aldım. Bana anlatıyor ya, bana. Evet, bayağı ipi anlatıyor gibi. Bunu yapacağım. Fazla vereceğim. Eğer bunu yapmak istiyorsam bana bu şuradan 2 yeşil verdi, 2 yeşilim kaldı diyemiyorum. Bu tayla harcıyorum çünkü. Bunu da iyi ki sormuş oldum. Ve alırken bakın 0. Yani aldığımız yere göre de ekstra para vermemiz gerekiyor. Okay. Aldıktan sonra her turun sonunda iki tanesi gidip bunlar sola kayacak oyunun yenilenmesi için. Şey, Karakum'daki devler gibi. Evet evet, Karakum'dan bir tık daha eski bir oyun ama herhalde 10 sene ileriyi görüp ondan esinlenmiş. Evet. İkisi sağa kayacak. Geri kalanları alacağız. Başka bir şeyimiz. Hah. Bu alttakiler puan ve para süper mı? Aynen. Çok güzel soru sordun. Diyelim ki biz bunu yapmıştık. Hı. Verdik bütün maliyetimizi, ipliğimizi, dantelimizi, kırmızımızı verdik. Tamam. Oyun sana iki tane şans sunuyor. Ya 16 puan veriyor, hı hı, 16 para veriyor. Ne yapıyorsun? Bunu elbiseyi direkt dışarıya satıyorsun. Şurada. Elbiseyi direkt... Şurada göster. Şurada göster, şurada. 16'yı dışarıya satıyorsun. Ya da
bunu daha sonra 2 puan kazanmak için bir bu baloda sergiliyorsun. Buraya işte yani ustamızı yaptırsak burada ve 16 paraya oyunda çok ihtiyaç oluyor. Bazen parayı tercih edebiliyoruz ama burada sergilemek niye istiyoruz? Çünkü puan oyundaki en önemli şey. Yani puan için oynuyoruz. En prestijli olmak için. Peki puanlar başka nereden kazanılıyor? Onu anlatacağım. Diyelim ki şunları şöyle. Şurada kim yaptıysa onun parçasına koyduk. Kimin elbisesi olduğu belli olsun. Aynen öyle. Kimin elbisesi olduğu. Tam onu soracaktım. Nereden evet bunlar tamam. O yüzden var. 16 tane dikebiliyoruz o zaman. Evet 16 tane dikebiliyoruz. Başka ne kaldı geriye? İşçi almak. Şimdi zaten bizim oyunumuzu oynayacağımız şekilde bunu hazırlayalım. Ha tamam. 4 tane kartımızı açıyoruz. Açacağız. Evet. Yine buradaki mantık işliyor. İlk kart alan 4 taneden birini seçersen daha çok para veriyorsun. 3 taneden birini seçersen evet giderek fiyatı azalıyor. 2'den 5 ödeyecek. 3 kalınca gidersen 3 ödeyeceğim. Öyle mi? Evet 2 kalınca gidersen 1. Bir tane kalanını da bedavaya alacaksın. Okay. Ona razıysan. Süper. Ve bu kartları aldığında direkt otur o kartlar elinize geliyor. Direkt yani oynayabiliyorum. Otur o kartı da oynayabiliyorsunuz. Nice. O yüzden buraya gitmek genelde istiyorsunuz. Ama ilk mi gideceksin yoksa biraz bekleyip daha ucuz alacaksın. Bu hamlemiz de kendimize çalışan almak. Onunla anlaşmak hamlesi. Oyunda nadiren kullanılan bir hamle var. Dördüncü olarak ona geçtik. Orada atı göreceksiniz. Niye öyle bir at var? Yollamak için. Şimdi elimiz güzelleştikçe bazı kartlar gelsin istemeyebiliriz. Çünkü evet ilk 3 katı seçtik. 3 kartı ama o 2 kartı kullanacağız. Bu 2 kart gelecek evet. Ve artık ben çırağımı belki kullanmak istemiyorum. Şöyle, atmak için desteden. Desteden atmak için desteden atma hamlesini yapıyoruz. Bu hamleyi yapmak için tek koşul var. Elimizde 4'ten fazla kart olması gerekiyor bunu yapmak için. Yani atınca 4 kartımızın kalması lazım. Yoksa bug'ını buluruz oyunun. 3 tane usta bırakırız. Ve hep aynı şeyle çekip onu oynarız. Onu engellemek için oyun en az 4'ten fazla kartım varsa onları atla gönder demiş. Bu bayağı sürgüne yollamak gibi geldi bana atla olunca. Evet. Burada öyle bir at yeri yok değil mi? Yok, hayır. Direkt yapıyoruz. Direkt yapıyorsun ve parasını alıyorsun. Yani bunun alttaki parasını alıyorsunuz bakın. Ha, atınca, atınca para alıyor. Ne kadar iyiyse o kadar fazla para alıyorsunuz. Okay. Bir de kendi bonusunu da alıyorsunuz. Ekstra. Yani bonusunu kullanıyorsun, parasını alıyorsun. Son kez işini yapıp bayağı hakkanesiz bir oyun. Emeğini sömürüp yolluyorsunuz. Aslında geriye bir tane hamlemiz kaldı diye görüyorum. Griydi bir şeyler. Evet, griydi bir şeyler. Griydi bir şeyler dediğimiz şuradaki dekorasyonları fonlamak. Ne demek dekorasyonları fonlamak? Oyunda paramızı vererek disklerimize bu bölgeleri koyabiliyoruz. Ne işe yarıyor bu bölgeler? Şimdi her round bittiğinde yani hepimiz bütün kartlarımızı kullandığımızda normalde 5 para alıyoruz. Buraya her oyuncu bir kere girebiliyor. 4 kişiden şu anda en fazla 3 kişi girebilecek yani. Ne diyor bu? Buraya koyduktan sonra her koyduğun dekorasyon için artı 1 para daha al diyor diğer roundlarda. Bu da kendisinde sayılır. Yani diyelim ki oyun içinde benim burada 6 para vermiştim. Buraya girmiştim. 8 para vermiştim. Buraya girmiştim. Buradan 2 puan almak için. Ondan sonra tur bittiği zaman 1-2 tane dekorasyonum olduğu için 5 değil 7 para aldım. Normalde 5 alıyordum. Puanı. Onu oyun sonu direkt puan da alabiliriz. Ha, oyun sonu puan alacağız ama round geçişlerinde de para olarak alacağız. Evet round geçişlerinde. Oraya girersen ama. Evet. Tabii. Oraya girersen. Okay. Bir de şu var. Aşağıda bir tane daha göreceksiniz bu aşamayı. Bu da kıyafet başına size para verdiriyor. Yani Sena şimdi eğer morunu şu alalım. Şu ikisi de benim olmuş olsun. Hepsi. Evet bir tane de bunu alalım. Onu verebilirsin. İkisinin sen olması için önce bunu koyalım. Sonra buraya 9 para verdi girdi. Öbür turda 2 para buradan kazanacak. 5 artı 2. Evet. Tamam. Nerelere girebiliyoruz oyunda bu şekilde? Onları anlatayım. Burayı bu ikisini anlattık. Bu alanlara girebiliyoruz. En düşükten girmek istiyoruz. O da şu işe yarayacak. Ben buraya girdim. Oyunun sonundaki her kıyafet setimi bir tane şeyle fonlayabiliyorum. Yani buraya bir taneyle girebiliyorum ama buraya iki de girebilirim. Ne demek bu? Buraya girdim. Eğer 4 tane farklı elbiseyi ben baloya gönderdiysem 8 puan olurum. Okay. Dörtlü bir set. Dört farklı renk. İkinci de o dördü dışında yapmam gerekiyor. Yani bir dörtlüm bir üçlüm olursa bir 8. Bundan da 6, 14 puan alırım.
Benim şu an mesela benden örnek versen şuraya benim girdiğimi düşünsek. Şöyle. Evet, 4 puan alırsın. Bir yeşilim, bir kırmızım var benim. 2, 2, 4. 4. Bir daha girersen 0 puan alırsın. Çünkü bunları bunun için kullanmıştın. Evet. Ha, ikincisi para etmiş. Başka, evet, başka yapman okay gerekiyor. Oyunda evet, puan almaya çalıştığımız için bunlar gayet önemli. Ve bunun dışında geri kalan, bakın bu şeyde girebildiğimiz yerler zaten görüyorsunuz. Hı hı. 2 yazanlar, işte girdiğimiz anda puan aldığımız 18 verip 4 alabilirsiniz. Bir de oyun da şöyle bir şey var. Balo oluyor evet ama balonun da bir after'ı var. Yani balo bittiği zaman da insanlar terasa çıkıp bir havai fişek gösterisi izleyecek değil mi? Tabii. Terasları fonlamak yani izlerler umarım. Evet. Da şu işe yarıyor. Bu kadar elbise diktik. Mesela normalde bu diktiklerimizin puanını alacağız ya oyun sonunda. Evet. Oyun sonunda alacağız bu puanları. Ama ben terasa girerek oyun sonunda istediğim bir kıyafetimi en üste çıkartıp burada sergileyebiliyorum. Yani buradan buraya mı taşıyorum? Herhangi bir yerden buraya taşıyorum. Tabii ki en çok puan olan alıyorum. O zaman çarpı 2 puan kazanmış oluyor o kıyafet. Yani onları 16 para verip bunu yapabiliyorum. Evet, 16 para verip çarpı 2'sini alıyorsun. Bunu da yapmak istiyorsun. O da önemli. Çünkü önce buralar yapılıyor. Bir de çıkartıp bir daha puan kazanıyorsun. O yüzden double oluyor. Hatta oyunun akışını şöyle bir kartta görebiliyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Bir tane daha var mı bundan? Galiba bir tane olabilir sadece. Var mı? Yok mu? Var mı? Şey kart. Ki bende yok. Ha, bir tane mi koymuş? Galiba. Bunlar çalışan. Tamam. 1, 2, 3. Okey. Ondan hemen açıklayayım ben. Hadi açık. Alayım onu kartı. O karttan göstereyim. Şimdi şöyle. Oyun sonunda da puanlamayı böyle anlatmış. 10 puanımız 1 para. Buna göre çözüm diyor. Her 10 paramız 1 puan. Tamam. Oyun sonunda kalan. Ondan sonra da bu kartlar ileride sadece bize özellik değil, oyun sonu puan verenler de olacak. Yani birisi diyecek ki mesela işte her kıyafetin başına, her kadın ve erkeğin başına sana ekstra puan veriyorum. Sonlara doğru çıkaranlar. Yok öyle değil. Kırmızı altlı olacaklar. Aha, kırmızı altlı olanlar. Şunlar. Evet. Kırmızı altlı değil. Ver vereyim. Bakayım. Ama hepsi aynı ki. Onlar puanlama değil para. En altta sonlara doğru. Bak sonlarda değiliz, baştayız. Ben alayım. Ters değil mi? Ben karıştırdım ya onları o yüzden. Hiç karıştırmaman gerekiyordu. Ona göre yapmıştık. Karıştırdın mı? Evet. Karıştırdın. Yok karıştırmayacaktık. Dizmiştik o kadar. Sıfırdan yapacağız. Sorun değil. Şöyle. Bakın oyun sonunda bu diyor ki kaç tane kartın varsa dekinde ona göre fazladan puan kazan diyor. Yani bu böyle çok işçi alıyorsan. 6. roundda çıkmış mesela bu değil mi? Bunlar hep 6'da çıkıyor. Doğru. Genelde 5'te 6'da. Bak diyor ki kırmızı çift yapabildiysen. Çünkü bunların kadın ve erkek farkları da var. Bir kadın kırmızı kıyafet, bir erkek set de başına 2 puan alırsın diyor. Tamam. Bunları puanlıyoruz. Buradan. Bunları tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye istersen sen geri yap. Yapadır. Yapadır. Ben onu yapayım. Nezi bayağı uğraştı onunla. Şimdi devam edelim. Ondan sonra şu puanlarımıza bakıyoruz. Bakın. Şuradaki puanlarımıza bakıyoruz. Bunlardan kim almış? Ne demek? Burada kimin, bu katta kimin daha fazla kıyafeti varsa 4 puan, 2 puan, 3 puan, 1 puan alıyor. Yani bu orası bir bölge, bölge orası bu bölge, bölge. İşte bölgeleri görüyoruz. Tamam. Burası bölge, burası bölge. Aşağısı olduğu gibi bölgeydi diye hatırlıyorum. Değil mi? Aşağısı tek bölge. Aynen. Peki beraberlik varsa ne oluyor? Altın kıyafeti daha çok olan bunu bozuyor. Ayrıca aynı zamanda altın kıyafetler bir de bize anında onu soracak. Bonus da verebilir. Koyarken veriyor muyuz, alıyor muyuz onu diye. Bonus alıyoruz. İyiymiş. Altın kıyafet yani hep altın değil. Bazen de normaller de veriyor. Evet. Buraya girdiğimizde direkt bunu alıyoruz. Ödül. Ondan sonra neye baktık? Gri alanlara baktık. Evet. Sonra diğer puanlamalarımız var. O puanlamalar şuradaki puanlama var. Bunu söylememişim. Şimdi bununla beraber hatırlamış oldum. 2, 5, 8. Evet burada 8 tane dekorasyonun olan ilk kişi bakın şöyle diyor. Bir saniye. Kıyafetlerden. Ha pardon. 4 tane katta da kıyafetin olursa ilk buraya giriyorsun. Yani ben 4 tane katta da kıyafeti koydum. Teras hariç. İlk giriyorum 8 puan alacağım oyun sonunda. İkinci bunu yapan 5. Üçüncü 2 puan alacak. Bunun puanlamasını yap diyor. Ondan sonra ne diyor? Bunları yukarı çıkart diyor. Bunları yukarı çıkartıyoruz. Yani 2 tane seçtiğimiz kıyafeti. Kıyafetleri yukarı çıkarttıktan sonra da şeyin puanlamasını yap diyor. Terasın. Terasın puanlamasını yap diyor. Terasın. D ne? Bakalım. Heykelde neyi anlatmaya çalışmış bakalım. Güzel soru.
Hiç şunları yok, puanlaması. Heykel. Ha, orada heykel. Bundan ne kadar aldıysan onun puanlamasını yapıyorsun. Tamam. En sonda da E var. Disk başına puanlamanı alıyorsun. Disklerin şu puanlamasını yap. Aynen. Ha, tamam. Yani disklerdeki yani. Şunları. Hani şuradan işte şu 3 aldın. Yani okay. Bütün puanlamayı aslında oyun sonunda yapıyoruz. Peki bunlar ne işe yarıyor o zaman? Bu tokenlar. Oyun içi puanlamalar. Her şeyi oyun sonunda yapacaksak. Çünkü bazı kartlar bize oyun içinde puan verecek. Hmm. Onları da o zaman. Onları da. Senin az önce gösterdikleri vardı bunlar mı diye sarı altta. Onlar oyun içi puanlar. Yapma. 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 Oyun sonunda en çok puan olan kazanıyor. Yani biraz deck, building, worker placement, resource, area majority, resource gibi birçok şeyin olduğu bir oyun. Hepsinden azar azar var. Bunu 2020'lerde yapan işte Dune Arnak gibi değil. Daha 2014'te böyle bir oyun yapmışlar. Ve böyle gayet tertemiz bir oyun. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Evet. Aynı sene Spiel des Jahres'ın 2014 yılında hakikaten zaten İstanbul'da Pegasus'tan çıkmış. Bir publisher'dan hem İstanbul hem Rokoko çıkmış aynı sene. Concordia'da başka bir publisher'dan, şimdi unuttum. Rokoko kazanan, İstanbul kazanmış o sene. Hı-hı. Sen diyorsun ki o jüri anlamıyor bu işten. Rokoko kazanmalıydı diyorsun. Tabii yani. Ben de öyle söylüyorum. Yani şöyle. İstanbul güzel bir oyun. Yani ama Mankala Mekanik daha güzel oyunlar var bence. Yani İstanbul çok oynanır. Tekrar oynanması normal haliyle en azından. Bezir'de çok ihtimal olan bir oyun değil. Bu biraz daha tekrar oynamaya müsait bir oyun gibi geliyor bana. İstanbul'u sevdiğimiz kötü bir oyun değil kesinlikle. Ama bence Rokoko daha kaliteli bir oyun. Kıyaslamak istedim şimdi. Kıyaslarsak Rokoko bence daha keyifli bir oyun. İstanbul'un yerine mesela Five Tribes tercih ediyoruz ki onu artık tercih etmiyoruz. Onu da Camp Sail Away'de onunla da vazgeçtik. Giderek değişiyor. Evet. Ama mesela bunu hala oynuyoruz. Yani Rokoko'yu oynuyoruz. Çünkü daha fazla mekanik var. Ağırlığı da çok fazla değil aslında. Ağır oyun diye geçiyor ama 3 civarında ağırlığı. Yani ağır oyunların en hafifi kategorisinde sayabiliriz. Bir de mesela Grand Astor Hotel'de, Rokoko'da benim tam sevdiğim ağırlıkta. Yani ağırlığı fazla gibi ama bir kere öğrendikten sonra oyun içinde hiç düşünmemeye başlıyorsun. Hmm. Yani kendi stratejini oluşturuyorsun. Ne yapacağın belli oluyor. Board'a 40 tane yere bakmana çok gerek kalmıyor anladıktan sonra. Çünkü şeyin belli. Hani ne almak istediğin belli. Elindeki kartlar belli. Hızlı hızlı oynuyorsun. Hmm. O yüzden benim için orta ağırlıkta oyunlar diyebiliriz bu oyunlara. Hmm. Deluxe'de biraz daha şey mi, açık renkli mi board, biraz karanlık. Çok ya. Karanlık. Deluxe çok güzel. Deluxe yani board'u. Kapağı böyle açık. Deluxe'i ö. Deluxe çok kapağı güzel arkadaşlar. Açık ve daha güzel. Evet. Ama içi de öyle mi onu bilmiyorum. İçi bakmadım. De çok güzel. İçinde zaten şimdi burada nezisizde şeylerini paylaşır falan diyormuşum. az önce baktık. Kimdi tasarımcısı? Ian O'Toole. Evet. Zaten o adam her şey 10 Mars'ı, Carchut, o renk paletlerini evet. Tutturdu yani o. Yani renk paleti, dokusu. Yani tasarımcısı değil, çizeri mi? Evet. Ha. Zaten hani tasarım değişmedi muhtemelen oyunda. Evet. Deluxe dışında muhtemelen yani belki çok az şey değişmiştir, onu bilmiyorum açıkçası. Ama bu boardlar bana çok karanlık ve biraz depresif geliyor. Evet. Aynısını Castle of Burgundy içinde yaşıyorum, Hansa içinde yaşıyorum. Terra Mystica içinde yaşıyorum. Bunların boardları Magnificent için hayli hayli yaşıyorum. O işte üzülüyorum. 2010'ların Almanya'sında çıkan oyunlar hep aynı tarz zaten. Aynen yani bu mesela bir de oyun Rokoko. Rokoko gibi oyunu biraz daha şaşalı, biraz daha iç açması lazım. Evet. Çünkü dönem onunla ilgili, biçimsel bir dönemi anlatıyorsun. Bu board'a ne gerek varmış diyorum ama çok o zaman tercih ediliyormuş şimdi biz. Evet, biraz eski yani. Kalmış bakalım. Yenisi evet. Daha güzel olabilir. Yenisi çizimle. Daha güzel olabilir ama çizim dışında oyun mekanikli olarak yani Rokoko bulursak Deluxe'ünü alamıyoruz derseniz ki çok normal, çok ucuz değildir muhtemelen. Hmm. Kesinlikle ben size orta üst ağırlıklı dil gerekmeyen yani ağır olmasına gerek hiç dil kullanmadığınız. Hiçbir şey okumayacağız onu. Ve birçok yerin olduğu keyifli bir oyun. Asıl ama ne dersen bu oyunun yani deck building mi, area majority mi dersen muhtemelen en çok şey alan kontrolü ve resource. Yani resource management çok önemli. Çünkü bütün kıyafetlerimizi bu resource'lara göre alıyoruz. Evet. Bunun dışında ufak bir hata yaptım. Buradan puan almıyoruz. Şimdi hatırladım. Yani vazgeçiyoruz aslında. 3 almak yerine 9 alıyoruz. O yüzden
en son puanlamayı yaparken yanlış hatırlamıyorsam en yüksek puanla yapıyoruz ki kasa yarsın. Yani elimde şu anda çıkmamış ama 3 puanla buraya dördük geçiriyorum. 4 puanla var mı mesela? Evet, yüksek puanla olması lazım. Oyun şimdi daha iyi oldu. Şimdi her şey değişti. Ona tekrar bakarız puanlamayı nerede yaptığımıza. Çok emin değilim. Tek onu hatırlamıyorum oyunla ilgili. Ama keyifli bir oyun. 2024 yılında bu oyunu oynayanlar beğenirlerseler eğer şuraya yorumlarını yazsınlar. Yorum yerini gösteriyor. Yorum yerini göster görmüş müydünüz şimdiye kadar? Genelde takip et butonu falan düşünüyorlar. Takip etmiyorsunuz zaten. Bu saate kadar söyleyecek lafım yok. Necdet zaten videonun sonunda 2 dakika sizi saydıracak. Onun yerine yoruma hani oynadık güzelmiş değilmiş şunu sevdik diye yazarsanız ben de gördükçe mutlu olur. Gözümden yaşlar akar. Şey diyebilir miyiz peki bu videoyu izledikten sonra kanala abone olmayanlara Rokoko'da dantel giydirsinler diyebilir miyiz? Hı. Ve beyaz dantel. Mehtese çıktı değil mi? Yani öyle bir şey demeyelim. Dantel giymek kötü bir şey gibi algılansın istemiyoruz. Biliyorsunuz biz dantel giymemeye, giymemeye gibi her şeye okeyiz. Okeyiz. Ne kadar. Ama hani daha çok istiyorsanız bu tarz içerikler gelsin, bir şeyler paylaşılsın, bir abone olmayı da ya da en azından bir beğenmeyi, takip etmeyi, zilleri açmayı da esirgemeyin. Evet. Esirgemeyin. Nezih'in yoksa, da gerek kalmadı. Yoksa Nezih iki günde bir küsmeye yer alıyor. Küser valla tutamıyorum. Tutamıyoruz. Biz de böyle geliyoruz ki biraz o da şenlendirmek için oyun falan anlatıyoruz gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Sena de teşekkür ederim. Tam en önemli yeri mesela ben anlatırken söylemesem İpek'in kafasında soru işareti. Tabii. Kıyafeti ya, gittik ama yapardım. Kimin kıyafeti? Evet. Kimin kıyafeti? Görüşmek üzere. Yaşasın minimalizm.